Selam dostum kanalıma hoş geldin. Yazar eser video serimizin 3. videosuyla beraberiz. Yine yorumlara baktım biraz Servet Üfü'nün dönemiyle ilgili eksikler olduğunu gördüm. Dedim ki ne olacak ya elime mi yapışacak gideyim Servet Üfü'nün yazar eseri de bir hızlıca halledelim. Önemli olanların altını çizelim. Hocam yine 150 tane mi? Hayır bu sefer 100 tane. Önemli olan 30-40 tanesi var yine onların altını çizeceğim. Neden önemli olduklarını söyleyeceğim. Mutlaka bilmen gerekenler var. Mutlaka yine roman olarak içeriğini bilmen gereken eserler var. Özellikle Halit Ziya Uşaklıgil kısmında birazcık daha böyle dikkatli olmamız gerekiyor. Emek abin yine sana uyarıları yapacak. Sen de sınava kadar ne bilmen gerekiyorsa her şeyi yavaş yavaş öğreneceksin. Deneme çözmeye başla, soru çözmeye başla. Artık kritik bir noktadayız. Artık konuların bitmiş olması lazım. Biz sadece tekrar yapacağız ve soru çözeceğiz. Edebiyat denemeleri hazırlayacağım. Çok yakında denemeler çözmeye de başlayacağız. Ya Emek hocam ben kendimi çok kötü hissediyorum. Sanki hiçbir şey bilmiyormuşum gibi çok değersizmişim gibi hissediyorum. Her şey çok kötü gidiyor. Hayır, sen iyi düşüneceksin. Her şey çok ama çok iyi olacak. Bak Bukowski'nin çok güzel bir sözü vardır. Ne der biliyor musun? Kendini nokta kadar değersiz hissettiğinde bile dönüp bir arkana bak. Belki de çok değerli, çok önemli bir cümlenin noktasısındır. Belki de o cümlenin sonundasındır. Belli mi olur? Kendini asla değersiz hissetmeyeceksin. Elinden gelen her şeyi yapacaksın. Vicdanın rahat olacak, aklın rahat olacak. Emek hocam rahatladım. Çok te Teşekkür ederim. Artık başlayalım mı? E hadi başlayalım. Zaten sınavada çok az kaldı. En azından bu yazar eserleri böyle aradan çıkarırız. Beraber hallederiz dostum. O zaman geldim hocam. Servet-i nokta atışı 100 tane yazar eser. Hocam 100 tane. Hocam çok değil mi bu 100 falan ya? Yapacak bir şey yok. Zaten 3-5 tane adamın 50 tane eseri var. Ben ne yapabilirim? Ama bilmen gerekiyor. Yapacak bir şey yok. Peki hocam kimle başlıyorum? Azıcık yakınlaştırır mısın? Yakınlaştırdım hocam. Hocam kimle başladım? Tevfik. Fikret. Hocam neden Tevfik Fikret'le başladın? Çünkü Tevfik Fikret Servet-i Fünun'un en önemli şairidir. Peki en önemli romancısı deseydi o zaman Halit Siyah Uşaklıgil benim aklıma gelirdi. Tamam hocam Tevfik Fikret'le başlayalım. Hocam Rubab-ı Şikest'e demeden önce Tevfik Fikret'le ilgili şunu söyleyebilir misin bana? Servet-i Fünun'a bağlı olmasına rağmen toplumsal yazan tek isimdir değil mi hocam? Aynen öyle. Peki hocam eserleri ne? Rubab-ı Şikest'e bileyim mi hocam? Bil. Hocam Rubab neydi? Neydi? Saz. Şikeste kırılmış, bozulmuş. Yani rübabı şikeste ne? Kırık, saz demek dostum. Sonra Haluk'un defteri. Harikasın. Bileyim mi hocam? Bil. Rübabın cevabı. Hocam zaten rübabı şikesteyi biliyorsam. Bak burada da rübab var. Aklımda biraz tutarım. Bak bu da aklımda. Harikasın. Hocam Şermin Tevfik Fikret'in hece ile yazdığı tek şiir kitabıdır değil mi dostum? Tevfik Fikret'in çok genç yaşta ölen bir kız kardeşi var Sıdıka diye. Aslında Şermin Sıdıka'nın kızıdır. Yani Tevfik Fikret aslında yeğeni için yazıyor. E, Şermin çok hasta böyle ölüm döşeğinde. Çocuk mutlu olsun diye onun için yazıyor. Aslında çocuk dışarıda eğitim alamıyor. Evde e, çocuk eğitimi üzerine yazılmış bir kitap. İşte sakatlara yardım etmenin önemi, ahlak işte güzel huylar, güzel davranışlar. İşte Şermin'in hoşuna gitsin diye bir iki tane böyle kedi kuş çizimi falan var. Yani böyle güzel bir eser. E, Sıdıka, kız kardeşi Sıdıka'nın kızı Şermin için. Yani yeğeni Şermin için yazmıştır. Tevfik Fikret'in hece ile yazdığı tek kitabıdır. Aynı zamanda bir çocuk kitabıdır değil mi hocam? Şermin Kim hocam? Çocuk kimin? Tevfik Fikret'in yeğeni, kardeşi Sıdıka'nın kızı. Tamam hocam, başka ne var? Bak bak buraya gel. Bak. Tarihi Kadim. Hocam Tarihi Kadim kesin bilecek miyim? Bileceksin. Bak şuralara gel. Hanıyama 95'e doğru, balıkçılar, Haluk'un Bayramı, hasta çocuk. Bak bunların hepsi çok önemli. Hepsi çok önemli. Hocam tarihi kadimi yine yazmışsın. Olabiliyor bazen. Millet şarkısı, Promete, Nesrin, Sis. Hocam bu Sis şiirinde İstanbul mu vardı? İstanbul'u kötü ahlaksız bir kadına mı benzetiyordu? Evet hocam, aynen öyle. Peki hocam bunlardan hangilerini bileyim? Hanıyamayı kesin bil. Tamam mı? 95'e doğru kesin bileceksin. Balıkçılar harikadır balıkçılar bak soru olma ihtimali yüksek. Haluk'un bayramı ya hocam zaten Haluk maluk artık biliyorum değil mi oğlu tamam hasta çocuk. Biliyorsun. Hocam tarih kadim biliyorum. Promete'yi de bil. Sisi de bil. Tamam bunlar çok önemli. Tevfik Fikret her zaman soru olma ihtimali yüksek bir adamdır. Aklında bulunsun. Emek abin seni uyardı. Tüm eserlerinde gösterdi. Önemli olanların da altını çizdi. Yıldızını koydu dostum. Geldim kime? Cenap Şahabettin. Harikasın hocam. Bu da Servet-i Fünun'un Tevfik Fikret'ten sonra ikinci büyük sanatçısıdır. Şairidir. Hocam Tevfik Fikret sosyal konulara değindi. Cenap Şahabettin hiç değindi mi? Hayır değinmedi. Zaten Cenap Şahabettin deyince benim aklıma ne geliyordu? Sembolizm. Peki hocam Tevfik Fikret deyince ne geliyordu? Parnasizm. Bak hatırlıyorsun. Peki hocam sembolist sanatçılar toplumsal olaylarla ilgilenir miydi? Hayır ilgilenmezlerdi. Tamam hocam o zaman bak Cenab-ı Şahabettin evrak Leyal. Neymiş hocam? Şiir. Öldükten sonra şiirleri bu eserde toplandı. Tamam dostum bak evrak Leyal görürsen, Leyal görürsen şiir, Eyyam görürsen düz yazı. O zaman evrak-ı leyal, evrak-ı eyyam kimi işaretleyeceksin? Cenab-ı Şabettin. Sonra hocam nesri harp, nesri sulh. Bak savaş Barış. Cenab-ı Şahabettin'in savaş ve barışı. Görüyorsun bak nesri harp, nesri sul. Harikasın. Hocam tiryaki sözleri emek hocan 3 yıldız koydu. Tiryaki sözleri daha önceden çıkmış bir sınav sorusudur. Hocam özdeyiş tarzında mı yazılmış? Evet zaten bak yanında ben senin için türünü yazdım kafan karışmasın diye. Tamam hocam o zaman şiir görürsem Evrak-ı leyal. Tamam hocam işte düz yazıları var özdeyişi var. Hocam Cenab Şahabettin'in gezi yazıları çok önemlidir. Nedir? Hatta Emek abi sen bununla ilgili YouTube'a bir shorts videosu atmıştın. Aynen öyle haç yolunda. 3 yıldız. Bak bunlar hep gezi yazısı. Avrupa mektupları, Suriye mektupları. Suriye mektupları bu edebiyat eleştirmenleri tarafından çok beğenilen bir eser değil. Hatta çoğu tamamlandığını bile düşünmüyor. Yarım kalmış bir eser gözüyle bakıyorlar. Ama haç yolunda gayet sağlamdır. Avrupa mektupları iyidir. O zaman Avrupa mektubu, Suriye mektubu haç yolunda kim? Cenap Şahabettin. Hocam yalan, körebe, küçük beyler. Bu da üç tane tiyatrosudur. Bak. Yalan körebe küçük beyler nedir hocam? Cenab-ı Şahabettin'in tiyatroları tamam mı? Bak tiyatro Yalan, körebe, küçük beyler. Harikasın. Ya hocam burada Elhan-ı tamat yazmışsın, şiir demişsin. Neden yukarıda söylemedin? Bunlar şiir kitabı ismi değil. Bunlar şiir. Yani müstakil tek başına bir şiir. Elhan-ı ve tamat şiirleri çok önemlidir. Çok ünlüdür. Cenab-ı Şahabettin'e gerçekten büyük şöhret kazandırmış şiirlerdir. Bak Elhan-ı görürsen, tamat görürsen, işte afak Irak. Gerçi bu düz yazıdır. Önemli değil. Bak bunları görürsen Cenab-ı Şahabettin'in işaret diyeceksin dostum. Elhan Şıta önemlidir. Zaten Cenab Şahabettin daha çok böyle mevsimsel tasvirler falan yapar. Şıta zaten kış değil mi? Kış. Kışla ilgili, kar yağışı ile ilgili güzel bir şiirdir. Hocam Tamat biliyorum, Afak Irak biliyorum. Cenab Şahabettin cepte mi dostum? Biliyorum. Hocam tiyatroları neydi? Yalan Köre ve Küçük Beyler. Harikasın. Hocam gezi yazıları, Hac yolunda Avrupa ve Suriye mektupları. Hocam harikasın. Devam. Halit Ziya Uşaklıgil. Hocam Türk romancılığının babası diyebilirim miyim diyebilirim. Türk romancılığının nokta 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 babası kimmiş hocam? Halit Ziya Uşaklıgil. Bak sanata dair bir denemesi varmış. Çok önemli memek abi. Çok önemli değil. Sen neyi bileceksin? Romanlarını bileceksin. Hikayelerini bileceksin. E, mensur şiiri falan var. Onları da bilmen lazım. Tamam hocam. O zaman bak Sefile aklımda. Nemide Aklımda. Peki hocam Nadide deseydi. Nadide diye de bir roman var. O Hüseyin Cahit Yalçın tamam. Bak Nadide görürsen Hüseyin Cahit Yalçın. Nemi'de görürsen Halit Ziya Uşaklıgil. Sakın karıştırma. Bak bu Nadide karışmasın. Hatta kafanda da karışmasın. Dur ben burayı bir sileyim. Ah ben burayı bir sildim tamam. Burayı sildim buraya geç. Heh. Bir ölünün hatıra defteri. Aklımda. Ferdi ve Şürekası. Aklımda. Hocam May ve Siyah herkes biliyor aklımda. Hocam Aşkı Memnu, Behlül vardı, Bihter vardı, Hocam Adnan falan vardı. Aynen o izledik zaten hepsini aklımda. Hocam Kırık Hayatlar aklımda. Bak bunlar neyi romanı? Hocam şöyle bir uzaktan gösterir misin romanlarını? Göstereyim. Bak Sefile, Nemide, Bir Ölünün Hatıra Defteri, Ferdi ve Şürekası, May ve Siyah, Aşkı Memnu, Kırık Hayatlar. Hocam bunlar ne? Bunlar roman. Hocam bana bir de hikayelerini göster. Tamam, yanaştım, yaklaştım, yaklaştım. Bir şiiri hayal. E eh işte. Solgun demet. Bil, bir yazın tarihi bil. Tamam hocam. Sonra bak. Hepsinden acı, aşka dair. Onu beklerken ihtiyar dost, kadın pençesi. Hocam kadın pençesi bilinebilir. İzmir hikayeleri bilinebilir. Hikayelerden de bu işaretlediklerimi aklında tutarsan gayet iyi olur dostum. Peki hocam oyunları da mı varmış? Var. Kaç tane hocam? 3 tane. Kabus, Firuzan, Fare. Firuzan diye biri kabusunda fare görmüş. Aklında kotla. Ben Firuzan'ım bir kabus gördüm. Kabusun içinde fare vardı. Kotla ya bak bunlar nedir? Oyundur, tiyatrodur. Aklında bulunsun. Hocam az önce ağzından kaçırdın mensur bir şiiri var demiştin. O da neymiş? Mezardan sesler. Bir de mensur şiirler diye bir eser var. Tamam hocam ben mezardan sesleri bileceğim. Mezardan sesler görürsem kimi işaretleyeceğim? Halit Ziya Uşaklıgil işaretleyeceğim. Peki hocam bu adamın anıları ünlü mü? Anıları da çok ünlü. Özellikle 40 yıl saray ve ötesi bunlar gerçekten 3 yıldızı hak eden eserler. Hocam bak o zaman ben 40 yılı saray ve ötesini bileyim. Bir acı hikaye onu da bil elindeymişken onu da bil dostum. Bu adamlar çok önemli adamlar. Servet-i Fünun'dan soru çıkarsa Tevfik Fikret'ten Cenab-ı Halit Siyah Uşaklıgil'den çıkma ihtimali çok ama çok yüksektir. Tamam hocam Hüseyin Cahit Yalçın. Emek abi ben bu adamı bir tane makaleyle tanıyorum. Hatta bu adam o makaleyi yazdı. Yazdığı makalede 1789 Fransız rejimini anlatıyordu. O dönemin Dil Komisyonu tarafından çok sakıncalı bulundu. Sansür heyeti çok sakıncalı olduğunu tespit etti ve ne yaptı? Dergiyi 6 haftalık bir tatile sürükledi. Yani kibarca kapattılar değil mi hocam? Hocam Hüseyin Cahit Yalçın peki bu hangi makaleyi yazmıştı? Daha doğrusu Makale değil bir çeviridir, bir makale çevirisidir. Biz buna bir düz yazı diyebiliriz. Neydi hocam? Edebiyat ve edebiyat ve hukuk. Edebiyat ve hukuk çevirisi yüzünden Servetifünün dergisi kapatılmıştı değil mi dostum? Tamam. Peki hocam, edebiyat ve hukuk benim aklımda. Hikayesi varmış hocam. Hikayesi neymiş? hayatı muhayyel. Eğer bak hayatı muhayyel görürsen kimin hikayesiymiş hocam? Hüseyin Cahit Yalçın. Sonra Hayal içinde diye bir romanı var. Hocam Nadide diye de bir romanı mı vardı? Nadide diye bir romanı da vardı. Az önce söyledim buraya yazmamışım. Sonra bak kavgalarım var. Kavgalarım nedir hocam? Eleştiridir. Sakın bunu gidip Hitler'in kavgalarıyla karıştırma. Sakın dostum. Bak Hüseyin Cahit Yalçın ne zaman biri Servet Üfün'le bir eleştiride bulunsa Hüseyin Cahit atlamış. Ahmet Şuayb atlamış. Kendilerini savunmuşlar. Bazı zamanlar Tevfik Fikret'le Cenap Şahabettin de savunmuş. Hatta ne vardı Ahmet Mithat Efendi ile bir dekadanlar tartışması vardı. Tevfik Fikret timsali cehaleti yazmıştı. Cenap Şahabettin dekadanizm nedir yazmıştı. Bunların ardından Ahmet Mithat da teslimi hakikati yazmıştı. Tamam ben bir halt ettim. Gençler daha iyi biliyorlarmış ya özür dilerim ya biz ben yaşlandım artık ben dedenizim bana kızmayın demişti hatırlıyor musun? Heh. Bak Hüseyin Cahit Yalçı'nın da bir eleştiri eseri var. Nedir hocam? Kavgalarım aklında kalacak. Hocam anısı var mı? Edebi, hatıralar, siyasi anılar. Edebi, siyasi aklında tutarsın. Hocam edebiyat ve hukuk düz yazıdır. Bak yukarıda yazmışsın hocam. Burada da bahsetmişsin. Teşekkür ederim. Edebiyat ve hukuk 1789 Fransız rejimini anlattığı için o dönemde sakıncalı bulundu. Servet Fin'in dergisi düz yazı yüzünden kapatıldı dostum. Edebiyat ve hukuk lütfen bil. Geldim Mehmet Rauf. Hocam siyah inciler nedir? Mensur şiir. O zaman siyah inciler görürsen Mehmet. Rauf'u işaretliyorsun. Hocam Eylül benim ilk psikolojik romanım. 10. sınıftan beri anlatıyorlar bana okulda biliyorum. Sonra Ferda'yı Garam, Genç Kız Kalbi. Hocam bu Genç Kız Kalbi ile ilgili bazı e, fikirler var. Mehmet Rauf bir dönem askerdir. Daha sonra askerlikten alınmıştır. Genç Kız Kalbi kitabı birazcık böyle edepsiz bulunduğu için alındığını söyleyenler var. Tabii hocam bu işin dedikodu kısmı ben genel kültürümü aldım geçiyorum. Başka Son Emel, Bir Aşkın Tarihi, 3 Hikaye, Sonra bak bunları bil, bunları bil, bunları bil. Hocam hangilerini bileyim işaretle. Eylül'ü bil. Zaten benim nenem bile biliyor. Ferda'yı garam bil. Genç kız kalbi bil, 3 e, hikaye bil, son emel bil, bir aşkın tarihi. Bunu bilmesen de olur. Ne Akşemseddin'in oğlu olduğunu bilmem iyi oldu tamam bir yorum geldi. Hamdullah Hamdini kimdir hocam? Akşemseddin'in oğludur. Şimdi bak bir yorum geldi ona binaen. Yorumda da şunu tartışmıştık. İşte Yusuf ile Züleyha en güzel kim yazmıştır diye. Öğrencilerden biri Hamdullah Hamdi dedi. Ben katılıyorum bu arada Hamdullah Hamdi gerçekten çok güzel bir Yusuf ile Züleyha yazmış. Ama şimdi Şeyyat Hamza da var değil mi? İşte e, Taşlıcalı Yahya da var. Onlar da çok güzel yazıyorlar. Hatta dönemine göre Taşlıcalı Yahya birazcık daha öne çıkıyor. Ama internette tabii diyor ki Hamdullah Hamdi en güzel Yusuf ile Züleyha. Ya kime göre en güzel? Yani işte bu bunlar tehlikeli şeyler yani. Ben e, bazen yanlış bilgi veriyormuşum gibi gözüküyorum ama bunlar tehlikeli ifadeler. İşte en güzel Yusuf ile Züleyha Hamdullah Hamdi. Ya Taşlıcalı Yahya'yı ne yapacağız? Bak Şeyhat Hamza da yazmış. Bak Şeyhat Hamza'nınki de başarılı. Zaten sana en güzelini en çirkinini falan sormazlar. İşte bir soru kalıbı verir. Yusuf ile Züleyha'yı görürsün. Yanındaki diğer bilgilerden sanatçıyı çıkarırsın. İşte Yusuf ile Züleyha'yı gördün mü? Örnek veriyorum. İşte babası Akşemseddin. İşaretli Hamdullah Hamdi'yi. Veya işte Yusuf ile Züleyha'yı gördün. İşte Şehzade Mustafa için yazdığı bir mersiyesi vardır. Git Taşlıcalı Yahya'yı işaretle. Yani sadece bir şeye odaklanmayın. Soru sadece bir bilgi üstünden çözülmez canlar. Birçok bilginizi birleştirip o soruyu çözmeniz lazım. Neyse hocam biz konumuza dönelim. Yukarıda bildirim geldi diye böyle söyledim. Aklımdayken söyleyeyim dedim. Hadi geçtim hocam. Kime geldin abi? Ahmet Hikmet Müftüoğlu. Hocam çok iyi bilmem gereken 3 eser var. Bunlardan biri Haristan ve Gülistan yanlış hatırlamıyorsam sınav sorusu oldu. E, ÖABT'ye de sormuş olabilirler. Bak önemli. Haristan ve Gülistan çıkmış sınav sorusudur. Neden bir Çağlayanlar çıkmasın? Neden bir Gönül Hanım çıkmasın? O zaman hocam Gönül Hanım romanı... Haristan ve Gülistan'la çağlayanlar da neydir hocam hikayesidir. Bak Ahmet Hikmet Müftüoğlu daha önce sınav sorusu olmuş bir arkadaştır. Yine olamaz mı hocam? Yine olabilir. Bak dikkat et. Gönül Hanım görürsen roman. Haristan ve Gülistan çağlayanlar görürsen hikaye. Kimi işaretleyeceksin? Ahmet Hikmet Müftüoğlu. Geçtim hocam Süleyman Nazif. Tamam hocam gizli figanlar 3 yıldız. Hocam diğerlerine de 3 yıldız koymuş muydun bu ara? Evet Ahmet Hikmet Müftüoğlu'nun zaten 3 tane eseri var. Hepsini de bilmen gerekiyor. Bil, bak çok önemli. Tamam dostum. Gizli figanlar kim hocam Süleyman Nazif. Sonra Firak, Irak, Malta geceleri. Hocam hepsini bil, hepsini bil. Ben bazen denemelere falan bakıyorum böyle ünlü büyük hocalarımızın denemelerini falan alıyorum. İşte soru kalıplarına falan bakıyorum. Süleyman Nazifi genelde koyuyorlar. Belki. Ee, onlar muhtemelen soru olarak bekliyor. Yani evet çıkma ihtimali olan bir adam. Ben de katılıyorum. Süleyman Nazif önemlidir hocam. Gizli figanlar, Firak-ı Irak, Malta geceleri bunları bil. Sonra bak Celal Sahir Erozan. Hocam Celal Sahir Erozan aşk ve kadın şairi mi? Aşk ve kadın şairi değil mi hocam? Topluluk içindeki en gençti, işte sürekli kadınlarla ilgili yazdığı için eleştirilmişti. Hocam bunun eserlerini bilmen kolay. Beyaz gölgeler, siyah kitap, beyaz Siyah. Kafanda kodlarsın. Sıkıntı yok. Eğer sana aşk ve kadın şairi derse, Servet Fünün topluluğunun en genç üyesidir derse, işte beyaz gölgeler siyah kitap diye eserleri var derse Celal Sahir Erozan'ı işaretleyip geç. Geldim hocam. Faik Ali Ozansoy. Fani teselliler. İşaretle temasıl işaretle elhanı vatan 3 yıldız. Hatta fani tesellilere de ben 3 yıldız koymak istiyorum. Bak Faik Ali Ozansoy. Lütfen bileceksin hocam. Bak Faik Ali Ozansoy. Hatta bu adam Abdülhak Hamit Tarhan'a o kadar çok örnek almış ki buna 2. Hamit diye bir lakap koymuşlar. Yani gerçekten örnek aldığı sanatçı da çok büyük bir sanatçı. Şairi azam değil mi hocam? Güzel. Bak fani teselliler Elhanı Vatan. Hocam Elhanışı Şıta kimindi? Cenap Şahbettin. Bak karıştırma. Adamlar gerçekten zor sormak isteseler zor sorarlar. Senin bilgilerinin sağ Alam olması lazım. Tamam hocam. Faik Ali Ozansoy bu 3 eseri ben aklıma attım. Fani teselliler. Bak Faik'in F'sini al. Fani'nin F'sini al. Tamam mı? Aklında kodla. Fani teselliler. Temasıl. Elhanı vatan. Geldim hocam Hüseyin Suat Yalçın. Ben bunu zalim Suat diye mi kodlamıştım videoda sana? Evet. Emek abi ben senin o videonu izlemedim. Ben seninle yeni tanıştım. Sen neden bu adamı zalim Suat diye kodlamıştın? Çünkü Gavey Zalim ve Daha Hakkı Zalim diye iki tane takma ismi vardı. Siyasi mizahi yazılarını böyle yazıyordu. O zaman bir yerde işte Gavey Zalim görürsen ya da daha kız zalim daha zalim. Kim gelecek hocam? Hüseyin Suat Yalçın gelecek. Hocam şiirlerini nerede toplamış? Laneyi Melal. Bir de neyi var hocam? gave destanı. Gave kimdi hocam? Demirci gave. Hocam daha kimdi? İran mitolojisindeki kötü karakterdi değil mi? Feridun'la savaşıyordu değil mi? Hatta şeytan daha iki omzundan öptüğü için iki omzundan iki yılan başı çıkmıştı. Bak bunların hepsini konuşmuştuk dostum. Güzel. Aslında 4-5 tane tiyatrosu vardır. Fakat ben önemsediğim bir tiyatrosunu koydum. O da kirli çamaşırlar. Sen laneyi melali bileceksin. Gave destanını bileceksin. Bu adamın gave zalim. Daha zalim olduğunu bileceksin. Zalim Suat diye kodladık. Bak zalim malim görürsen Hüseyin Suat Yalçın'ı işaretle Hüseyin Cahit Yalçın'la da karıştırma. Emek abinden sana abi tavsiyesi. Geldim Hüseyin Siret Özsever topluluğun en duygusal en dirik şairidir. Tamam hocam. Leali Girizan güzel. Bağ bozumu. Kıvılcımlı kül. Kargalar. Hocam bunların hepsini bileyim mi? Yani Leali Girizan'ı bil. Ba bozumunu bil. Eee... Ya bu ikisini bilsen seni kurtarır gibime geliyor açıkçası. Hadi istiyorsan bir de kıvılcımlı külü bil dostum. Hüseyin Siret Özsever en duygusal sanatçıdır toplulukta. Ömer Senih diye bir takma isim kullanmış. Ya bunlar bilmiyorum çok detay ya. Senin karşına çıkar mı? Çıkarsa da Emek abin söyledi. Yaparsın dostum. Geldim Ali Ekrem Bolayır. Hocam Ali Ekrem Bolayır. Kimdi bu? Namık Kemal'in oğlu. Hatta ben bir ara araştırdım. Namık Kemal'in Kars'ta evi var. Namık Kemal ömrünün bir kısmını Kars'ta geçirmiş sürgünde. Dedim ki acaba Ali Ekrem Karslı olabilir mi? Yani Ali Ekrem acaba Kars'ta mı doğmuş diye ben bir araştırma yaptım. E, Namık Kemal Kars'tan İstanbul'a gittikten bir sene sonra doğmuş. Yani tüh kaçırdık. Ya, az daha 36 plakayı yapıştırıyorduk Ali Ekrem'e. Yapamadık yani kaçtı. Hocam sen de ama her yerde Kars'ı övüyorsun. Ne yapayım benim memleketim. Tamam hocam neyini bilelim? Zilali ilham, bil. Vicdan alevleri bil. Ordunun defteri 3 yıldız. Ordunun defteri 3 yıldız. Kaside-i Askeriye 3 yıldız. Vasiyet müstakil bir şiirdir. Bir şiir kitabı falan değildir. Vasiyet diye bir şiiri var. Vasiyet şiiri de çok ama çok ünlüdür. Bir yerde vasiyet şiiri görürsen işte ordunun defteri Kaside-i Askeriye görürsen bak kimi işaretleyeceksin? Ali Ekrem Bolayır. Bak bu da babasının yolundan gitmiş. Babası Hürriyet Kasidesi yazıyordu. Bu da Asker Kasidesi yazmış. Aklında kotla. Tamam dostum. Geldim Ahmet Şuayb. Topluluk içinde eleştiriyle uğraşan yani sadece eleştiriyle uğraşan tek kişidir. Eleştirilerini kitap haline getiren bastıran tek kişidir. Hocam eseri ne? Hayatlar ve kitaplar. Ahmet Şuayb görürsen sadece eleştiri gelsin aklına. Servet-i Fünun'un eleştiriyle uğraşan kişisidir. Oturuyor böyle önüne geleni eleştiriyor. Tamam canım. Geçtim. Geldim hocam Ahmet İhsan Tokgöz. Hocam Ahmet İhsan Tokgöz ile ilgili bana bir bilgi ver. Ben çok şaşırayım. Jülvern'i bize ilk defa tanıtan kişidir. Hatta bu adam için Jules Verne mütercimi derler. Yani Jules Verne çevirmeni, Jules Verne tercümanı derler. Jules Verne ilk defa kim tanıttı bize hocam? Bu adam tanıttı. Jules Verne tercümeni. Tamam. Hocam neyi var? Avrupa'da neler gördüm? Matbuat hatıralarım. Tamam hocam bak Avrupa'da neler gördüm mü? Yıldızladım. Hocam 3 tane romanı var. Haver, Ülfet, Haraşo. Bunları da yıldızladım. Bunları bilsen yeter. Ahmet İhsan Tokgözü ben nerede biliyordum hocam? İşte dergisini hocasına vermişti değil mi? Recaizade Mahmut Ekrem'e Servet Fünün dergisini verendi. Daha sonra o derginin başına Recaizade Mahmut Ekrem de Tevfik Fikret'i geçirmişti. Hatırlıyorsun. Eğer bak bunları hatırlamıyorsan girip videolarımı izleyebilirsin. Canım benim canım benim. Lütfen izle. O zaman Ahmet İhsan Tokgöz. Avrupa'da neler gördüm? Önemli. Jules Verne'i bize ilk defa tanıtan kişi. Önemli. Haver Ülfet Haraşo. Önemli matbuat hatıralarım öyle çok da önemli değil. Sen dediklerimi bil. Sonra geldim hocam Saffeti Ziya salon köşelerinde. Bileceksin kadın ruhu çehreler. Bunlar zaten hikayedir. A bak buraya da yazmışım. Bileceksin. O zaman hocam salon köşelerinde kadınların ruhu çehreler halinde belli olur. Ya da bir kadının ruhunu çehresinden anlarsın. Nerede? Salon köşelerinde. Ya bir şekilde kodla aklında bırak saçma olsun. Hiç önemli değil. Kodla ya aklında kalsın. Hocam Saffet Nezihi diye bir adam var. Bunun da zavallı necdeti bilirsen bilirsin. E, Gerisini bilmene gerek yok. Bir de kadın kalbi falan var. Sen Saffet Nezihi, zavallı Necdet'le bil. Saffet'i Ziya'yı işte salon köşelerinde bu çok ünlüdür. Bununla bil. Tamam mı? Ahmet İhsan Tokgöz'ü de işte Avrupa'da neler gördümle bil. Ah al sana 100 eser. Al sana Servet Fünun, nokta atışı 100 eser. Bak ah Emek abi şovunu da yaptın. Aferin sana bak. Oh şovunu da yaptın. Servetifün'ün nokta atışı yüz eser olay budur. Gel seninle bir yakından konuşalım. Ah, oh, yorulduk abi. Sen de bir soluklan, dinlen. Tamam, hiç sıkıntı yok. Ne olur bu videoyu izledikten sonra biraz böyle deneme çözmeye çalış. Soru falan çözmeye çalış. Bir bak işine yaradı mı? Aklında kaldı mı? Yine aklımda kalmadı diyorsan sen de bir kağıda yaz, yazarak çalış. Sadece izleyerek olmaz. Biraz elini kirletmen lazım. Biraz işin mutfağına girip o hamurla ekmek yapman lazım. Üretken olman lazım. Gerekirse kağıt kalem al, gördüklerini bir de sen yaz. Aklında kalır. Yazarak çalışırsan aklında kalır. Zaten soru falan çözdüğün zaman da harika olacak. Adım gibi eminim. Eğer abone değilsen abone olmayı unutma. Videoyu beğendiysen beğen. Yorum yap. Kendi fikirlerini benden esirgeme. Ben de anlayayım iyi mi olmuş, kötü mü olmuş, bir yanlışımız var mı, bir yanlışımız varsa düzeltelim. Kendine çok ama çok dikkat et dostum. Başarılar diliyorum. Bu yazar eser serisi benim de hoşuma gitmeye başladı. Bir sürü yeni arkadaşla tanıştım. Bir sürü güzel yorumlar aldım. Çok mutluyum. Çok seviyorum sizleri. Allah'a eman emanet, başarılar dilerim. Yorum yapın. Bir sonraki yazar eser kimden gelsin? Bir yorum yap. Genelde Cumhuriyet diyenler var. Halk Edebiyatı falan diyenler var. Eğer yorum gelmezse Cumhuriyet ya da Halk Edebiyatı ile devam edeceğim. Tanzimat falan diyorsan ne bileyim ya da işte bu şiir akımları ile ilgili falan bir şeyler diyorsan yorum yazabilirsin canım. Kendine çok ama çok dikkat et. Görüşürüz. Abi hadi git artık yoruldun. Vallahi yoruldum. Hadi bay bay.